Değerli parlamenterler, Sayın Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, değerli arkadaşlar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kıtaları, medeniyetleri buluşturan bu aziz şehir İstanbul'da sizleri misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. İSİPAP konferansına 3. kez ve 6 yıl aradan sonra bir kez daha ev sahipliği yapmaktan, dönem başkanlığını devralmaktan duyduğumuz büyük memnuniyeti ifade etmek isterim. Yürüttüğü başarılı dönem başkanlığından dolayı Burkina Faso'yu tebrik ediyorum. Burada yapacağımız istişarelerin, ortaya koyacağımız görüş ve değerlendirmelerin hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bütün dünya ve küresel sistem yeni bir dönemeçten geçiyor. Yaşanan salgın bu süreci, bu geçiş dönemini daha da hızlandırdı. Mevcut sistemin aktör ve kurumları yeni döneme uyum sağlamakta zorluk yaşıyor. İSİPAP olarak biz de bu yeni döneme uyum sağlayacak tedbirleri alarak ve daha güçlü bir kurum olarak girmek, geçmek mecburiyetindeyiz. Ancak maalesef İSİPAP'ın son yıllarda eski heyecanını kaybettiğine şahit oluyoruz. Dönem başkanlığımızda sizlerin de desteğiyle, el birliğiyle yapacağımız çalışmalar, düzenleyeceğimiz toplantılar, İSİPAP çatısında hayata geçirilmesi için gayret göstereceğimiz yeni yapılarla tekrar eski ihtişamımıza kavuşmak ve İSİPAP'ı güçlendirmek istiyoruz. Önümüzdeki süreçte karşılaşacağımız yeni meselelere cevap verebilecek şekilde kurumsal kapasitemizi arttırmamız lazım. Bu çerçevede özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı ile İSİPAP arasındaki iletişimin ve istişarelerin de güçlendirilmesini arzu ediyoruz. Yürütme ile yasama organları arasında güçlenecek bağın, ülkelerimizin uluslararası sorunlara çözüm üretme kapasitesini arttırmasının yanında kendi ülkelerimizdeki iyi yönetim örneklerini paylaşmak ve bunların hukuki zeminlerini hazırlamak için tecrübelerimizi birbirimize aktarmak için önemli bir fırsat sunacağını düşünüyorum. Öte yandan dünyada hızla yükselmekte olan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, hoşgörüsüzlük ve ırkçılık gibi toplumsal hastalıklarla ilgili farkındalıkları arttırmak mecburiyetindeyiz. Özellikle İSİPAP, İslam İşbirliği Teşkilatı, parlamenter birlik üyesi olmayan ülkelerde yaşayan Müslüman azınlık toplulukların şiddete, zulme ve temel insan hakları ihlallerine maruz kaldığını görüyoruz. İSİPAP olarak bu soruna el atmak, o kardeşlerimize el uzatmak, onların sesi olmak, onların sıkıntılarını dile getirmek mecburiyetindeyiz. Bu anlayışla sizlere bu konuları ele almak üzere İSİPAP statüsünün 13. maddesinin 7. fıkrası çerçevesinde siyasi ve dış ilişkiler komitesinin altında bir özel komite kurulmasını teklif ediyorum. Siyasi ve dış ilişkiler komitesini görevlendireceğimiz bu kararımızın da deklarasyonda yer alması gerektiğini düşünüyorum. Kurulacak Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerdeki insan haklarını incelemek üzere kurulacak bu komitenin söz konusu sorunları yakından ve kurumsal olarak takip etmesi mümkün olacak. Bu konularla ilgili yayınlayacağı raporlarla sorunları dünya kamuoyunun gündemine taşıyacaktır. Komite üyelerinin yapacakları çalışmalar ve hazırlayacakları raporlar ile İSİPAP'a ve üye ülkelere yol gösterici bir rol oynayabilecekleri, toplumsal farkındalığın arttırılmasına katkı sağlayabilecekleri kanaatindeyim. Yine bu özel komitenin söz konusu ülkelerdeki kardeşlerimizin başvurularını da kabul ederek inceleyebileceği bir sisteme sahip olması faydalı olacaktır. Bu özel komitenin ilerleyen dönemde hali hazırda mevcut bulunan daimi Filistin komitesi gibi müstakil, kendi iç tüzüğü çerçevesinde faaliyet gösteren bir yapıya kavuşturulması da ileride düşünülebilir. Yine
üye ülkelerin parlamentoları arasındaki iletişim ve işbirliğini geliştirmek için İSİPAB'ın daha aktif bir rol oynayabileceği kanaatindeyim. Bu doğrultuda genel sekreterlik bünyesinde bir koordinasyon komitesi oluşturmamız bu amaca hizmet edecektir. Koordinasyon komitesi yapacağı çalışmalar ile ülkelerimizin ve ülkelerimiz dışındaki Müslüman topluluklarının karşı karşıya kaldığı meselelere çözüm üretmek için hep birlikte üye olduğumuz diğer uluslararası parlamenter asambleler bünyesinde yaptığımız faaliyetlerde parlamentolarımız arasındaki etkileşim ve koordinasyonun güçlendirilmesine destek olacaktır. Birçok uluslararası zeminde İSİPAB olarak bulunuyoruz, İSİPAB ülkeleri olarak bulunuyoruz. Geçen bir 10 gün kadar önce parlamentolar arası birlikte PAP'ta yaşamış olduğumuz sorundan hareketle bunu söylüyorum. Birbirimizden haberimiz yok. Bir acil gündem önerisi hazırlanıyor, birden fazla hazırlanıyor. Birbirimizden haberimiz yok, bu veriliyor. İşte bu tür toplantılar öncesinde İSİPAB'ın birlikte işbirliği içerisinde hareket etmesini sağlayacak şekilde çalışmalar yürütecek bir teknik komitenin genel sekreterlik bünyesinde oluşturulmasını da öneriyorum. Böyle bir çalışma bizleri daha önce yapılacak bu tür uluslararası toplantılar öncesinde birlikte hareket etme zemini, işbirliği zemini oluşturmak bakımından bir altyapı hazırlayacaktır. Bu konuyu da etraflıca değerlendirmekte ve koordinasyon komitesini hayata geçirmekte büyük fayda mülahaza ediyorum. Değerli kardeşlerim, İstanbul'da bulunduğunuz süre zarfında bu benzersiz şehrin tarihi havasını hissetmenizi diliyorum. Yarın Cuma namazımızı inşallah Ayasofya-i Kebir Camii'nde eda edeceğiz. Bu toprakların İslam memleketi olduğunun nişanesi olan bu mekanın bizler için eşsiz bir ilham kaynağı olduğuna inanıyorum. Bu düşüncelerle paylaşın, vicdan ve İslam, Filistin, göç ve Afganistan başlığı altında bugün ve yarın yapacağımız istişarelerin kuruluşumuza yeni ufuklar açmasını, İslam alemi ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İcra Komitesi toplantımızı böylece açmış oluyorum. Hepinize Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyetler diliyorum. Tekrar hoş geldiniz.